Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bu haftaki konuğumuz, severek izlediğimiz Kurtlar Vadisi dizisindeki Güllü Erhan karakteri ile tanıdığımız ve aynı zamanda oyunculuktan sonra da emlak sektöründe kendi işini yapan ünlü oyuncu Erhan Ufak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Erhan Bey. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Erhan Bey, Kurtlar Vadisi ile nasıl tanıştınız? Vallahi her zaman anlattığım bir hikaye var. Yani biz Abdüle ile Sinegraf'ın sokağında yürürken oradan birisi bize bakar mısınız dedi. Biz de baktık. Dedi sizi oyuncu yapacağız. İyi dedik, yapan yapalım. Hani bizim elimizde profesyonel anlamda bir oyunculuğumuz yok. Dediler olsun, yani biz sizin hareketlerinize, tavrınıza o şekilde hitabım. Tabi bu işin espri kısmıydı. Kurtlar Vadisi'ne böyle bir şans diyelim. Necati Bey'i ve Raci Bey'i çok yakından tanıdığımızdan dolayı böyle bir karakter yazmışlardı ve bize de oynar mısın demişlerdi. Biz de oynadık. Yani Kurtlar Vadisi serüvenimiz öyle bir başlangıç oldu. Kurtlar Vadisi dizisi hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Vallahi birçok anlamda değişiklikler oldu. Yani bu bizim hayat akışımızı daha farklı yönde etkiledi. Yani iş yaşantımız farklı oldu, normal güncel yaşantımız çok çok farklı oldu. Yani bu da tabii ki hani Kurtlar Vadisi sayesinde oldu. Peki yeni bir projeniz var mı? Sinemaya da yeniden bir dizi projesi? Yani Kurtlar Vadisi devam ettiği sürece herhangi bir projede oynayamıyoruz. Sadece Kurtlar Vadisi devam ediyor ve bizim de başka bir projemiz yok şu anda. Bayağı yoğun teklifler alıyorsunuz o zaman. Yani teklifler var ama şu anda hani devam eden bir proje olduğu için cevap veremiyoruz sadece. Oyunculuktan sonra neden emlak sektörünü tercih ettiniz? Yani Kurtlar Vadisi ömür boyu sürmeyecekti. Bir yerde son bulacak. Acaba başka teklif gelir mi, gelmez mi? Bunları düşünmektense hani Kurtlar Vadisi devam ederken biz başka bir projede, yani başka bir iş dalında girişimde bulunduk. Bu da emlak sektörüydü. Yani öyle girişimimiz oldu. Emlak piyasasında son durum nedir? Yatırımcılar nasıl bir yol izlemelidir sizce? Emlak piyasasında yani 2001'den bugüne kadar böyle bir durağanlık var. Daha öncesinde çok hareketliydi. Şimdi bir durağanlık döneminde ama yavaş yavaş gelişme safhasında. Yatırımcıların bu dönemlerde daha çok yatırım yapmaları, yani paralarını ellerinde değil de ceplerinde değil de yatırım üzerinde kullanırlarsa çok büyük kar elde ederler. Ev almak isteyenler nelere dikkat etmelidirler? Sizce ne gibi önlem almalılar? Ev almak isteyenler ilk önce kendilerinin yaşam alanlarını iyi seçmeleri gerekiyor. Bunlar da hani rahat edebilecekleri, eğer evlilerse çocuklarının olduğu bir şeyde geniş ve çocuklarının rahat edebileceği, kendilerinin rahat edebileceği. İkincisi ise yatırım amaçlı. Az para ödeyip çok gelir getiren yerleri tercih etmeleri gerekiyor. Peki maddi durumu ev almaya müsait olmayan insanlar için, genelde evsiz kalmamak için ev kiralamayı düşünüyorlar. Hangi dönemler onlar için daha uygun ya da ev kiralarken ne gibi önlem almalılar onlarda? Nasıl, hani bu konuda yorumlarınız nedir? Şimdi bir öbür tarafı var, yani sizin sorduğunuz soruyla alakalı. Şimdi onlar kendi bütçelerine göre yer bakmaları gerekiyor. Öbür tarafta ise hani kiraya verenin eğer bunu ödeyecek durumu var mı yok mu, onu bir şekilde, yani bunu özellikle bankalardan temin edebiliyorlar. Yani banka bilgileriyle öğrenebiliyorlar. Emlak sektörü günümüzde sermayesi az, geliri yüksek tek iş diyebilir miyiz? Yani böyle düşünmek bence yanlış. Kesinlikle her işin bir zorluğu vardır. Emlakta da çok büyük yani paralar dönüyor, doğrudur. Ama kesinlikle bu şekilde yönelmemek lazım. Çünkü bu da ayrı bir sektör, ayrı bir iş. Öyle düşünürseniz artık bu iş işlikten çıkmış olur. Bu kullanılan tabir bence yanlıştır. Her işin bir zorluğu vardır. Emlak sektörü de gerçekten zor bir meslektir. Tamam, bazı zamanlarda kolay paralar kazanılabiliyor ama o kazanılan paranın da bir emeği var. Yani kesinlikle zor, yani kolay kazanılan bir para mesleği değil.
Röportaj teklifimizi geri çevirmeyip bizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz sizlere. Son olarak bizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben teşekkür ederim ve buradan herkese saygı ve selamlarımı söylüyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınıza devamını diliyoruz.